Cennet. 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 Cennet bahçesinin efsane değil, gerçek olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Peki ya büyüleyici hayvanlar ve doğa harikalarıyla dolu bir düşler ülkesinin burada keşfedilmeyi beklediğini söylesem? Büyük babamın bir hayali vardı. Dünyadaki bütün doğa harikalarını aynı bölge içinde bir araya getirmek. Vahşi Yaşam Beldesi Cennet'e hoş geldiniz. Cennet hayali bundan 50 yıl önce başladı. O zamanlar nesli tükenen hayvanlar tedavi ediliyordu. Yakında bu koruma alanı halka açılacak. Böylelikle cennetten içeri adım atan herkes muhteşem kafes kuşlarımızın, Afrika çayırlarımızın, timsah bataklıklarımızın ve maymun krallığımızın keyfini çıkarabilecek. Bu arada gelişmiş uygulamamızı indirmeyi unutmayın. Böylece sevdiğiniz hayvanları takip edebilirsiniz. Burada ailenizle birlikte eğlenceli vakit geçirebilir, çocuklara özel eğlence araçlarını deneyebilirsiniz. Bunlara güvenli tırmanma duvarımız, henüz yeni yapılan su parkımız ve Afrika düzlükleri üzerinde süzülebileceğiniz ileri teknoloji ürünü teleferik hattımız da dahil. Yerlerinizi bugünden ayırtın ve cenneti ilk keşfedenler arasına katılın. Kapılarımız size ve ailenize çok yakında açılacak. Cennet sadece bir hayvanat bahçesi değil, macera yaşama fırsatı. Bunlar da son ikisi. Diğerlerinin yanına koy. Sorunun ne olduğunu anlayana dek protokol kuralları gereği hastalık kapmış primatları kapalı yerde tutmalıyız. Marburg virüsü olabilir. Portobalerta'da bir vakaya rastlanmış. Kuduz da olabilir. Maymun su çiçeği bile olabilir. Fakat bu hayvanlar hasta değil. Ediz değil ama neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayana... Doktor Gordon, kasılmalar başladı. Kilitle şu kapıyı. Dışarı kaçarsa buradaki her hayvanın hayatı tehlikeye girer. Kilitlendi. Kalbi her an durabilir. Kalbi durdu. O zaman kalp içi adrenalinle tekrar çalıştıralım. Efendim, o serumu bu küçük primatta kullanmak Dünya Sağlık Örgütü kurallarına aykırı. Şu anda kurallar umurumda bile değil. Bu hayvanı yaşatmalıyız. Bunu yapan virüs mü, hava yoluyla mı geçiyor? Virüs olduğundan bile emin değiliz. Çok garip bir durum. Olamaz. Bu da nesi böyle? Aman Tanrım. Nereye gitti bu? Sandy? 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 Gel buraya tatlım.
Hadi gel güzelim. Sen de. Sen de. Pekala Robin, bak. Şimdi onu felç edeceğim. Sen de bana... Neden açılmıyor bu kapı? Sen ne yapıyorsun? Robin! Buradan çıkmaya çalışıyorum. Sakın bunu yapma Robin! Robin! Robin, sakın açma kapıyı! Açın! Açın! Cennet Vahşi Yaşam Beldesi'ndeki Zooloji Üniversitesi stajınızın birinci gününe hoş geldiniz. Merhaba, ben Dr. Alan Rogers. Büyük babamın nesli tükenen hayvanlar için bu tedavi merkezini kurmasının üstünden 50 yıldan fazla geçti. Çabalarımız sayesinde Amerikan timsahı ve gri kurt gibi nesli tükenen hayvanlar şu anda... Anne, ben Kifo'yu görmek istiyorum. Affedersiniz. Hayatım. Hani annen çalışırken seninle sessizlik oyunu oynayacaktık? Affedersiniz, çocuk bakıcımız hastalanmış da. Bekar anne olmanınca gelir. Kaliforniya akbabası hala duruyor mu? Afrika aslanlarımız var. Örümcek maymunlarımız var. Nolan yaban... Ne bileyim var. Ben? Rothschild zürafalarımız var. Bir şeyler uyduruvereceğin. Bana borçlusun. Çünkü bu saçma hayvanat bahçesine senin yüzünden geldi. Queensland koalalarımız da var. Koalalar keseli hayvanlardır. Brad'e aynen şunu söyle. Annem yine keçileri kaçırdı. Ben de onu hastaneye götürdüm. Öte yandan elimizde fazla saygısız öğrenci kalmadı. Hey, konuşuyordum. Biliyorum. Seni hepimiz duyduk. Elimdeki çok pahalı bir telefondur. Tanıtım saatinden sonra gelip alabilirsin. Bu kural hepiniz için geçerli. Dökülün telefonları. Kimse de kalmasın. Yine çattık belaya. Teşekkür ederim. Aslına bakarsanız stajımın her aşamasını fotoğraflarla belgelemek niyetindeydim. O yüzden... Bunu hayvanat bahçesi halka açıldığı zaman yaparsın. Şu an için hala özeliz. Bu yüzden sırlarımızın sosyal medyada yayınlanmasını istemiyorum. O yüzden hadi. Teşekkür ederim. Pekala. Kolunuzu bacağınızı istemedim ya. Onları istemeni tercih ederdim. Geldik. Ah, yavaş ol. Özür dilerim. Adım Ricky ve günün birinde kendi kuşhanemi yönetmek istiyorum. Hepimiz istiyoruz. Beni kovup yerime bu çocuğu mu alacaksın? Hayır. Bugün stajyerlere çevre tanıtım günü. Benim stajyere ihtiyacım yok. Ama hayvanat bahçesinin var. Bununla birlikte eğitim ortaklığı finansmanı da sağlamış oluyoruz. Gömleğin güzel. Kızıl Şahinler orada mı? Ya Uludoğanlar ya da sakallı sorguçlu akbabalar? Armut ağacında yaşayan keklik dışında bizde olmayan hayvan yoktur. Keklikler neden yok? Türleri tehlikede değil. Oysa buradaki türlerin hepsi tehlikede. Yeni çaylaklar bunlar mı? Hey, seni onlarla tanıştırayım ister misin? Buna vaktim yok. Rex beni klinikteki alarma bakayım diye gönderdi. Endişe etmemi gerektiren bir şey var mı? Doktor Gordon panik düğmesine her bastığında endişelenseydik hepimiz ülser olurduk.
Tamam, ama bir terslik varsa beni de haberdar et. Kuşlar bizim için çok önemli. Onları diğer hayvanlardan uzakta boş yere kilitli tutmuyoruz. Bu kuşlardan bazıları gezegende kalan yegane türler. Ne yediklerini görmeye can atıyorum. Hemen sakinleşmezsen onları seninle besleyeceğim. Söyle bakalım Amber. Böyle senin gibi genç bir cumhuriyetçinin hayvanat bahçesinde ne işi var acaba? Telefonlarımızı aldığına inanamıyorum. Annem bana ulaşamayınca çıldıracak. Sen burada ne arıyorsun? Sen siyaset bilimi okumuyor muydun? Okuyorum. Ama evsizlerden korkarım. Bebeklere de alerjim var. Fazla seçeneğim yok. Bir dakika. Ne? Ah, stajyer danışmanımız Gels birazdan burada olur. Telefonumu almasaydın onu hemen arayabilirdik. Bana bak, saygısız tavırlarından usandım. Ben verdiğim sözü tuttum. Bakın, bunu sır olarak sakladığınız için sağ olun. Benim için şunu imzalayabilir misiniz? Tabii şimdi Gage ve diğerleri bunu öğrenirse beni öğrenci yurdundan atarlar. Annem de muhtemelen her zamankinden daha fazla delirir. Şu şartlı tahliyenin sebebi neydi? Aslında isterseniz gelin biz buna yanlış barda yanlış polise karşı kontrolümü yitirdim diyelim. Yaptığınız ayarlama için tekrar teşekkür ederim. Hayır. Bunun için büyük annene teşekkür et. En büyük bağışçımın akrabası olma ayrıcalığını yaşıyorsun. Anneciğim, Kifo'yu görmeye ne zaman gideceğiz? Kifo'yu görmeye hemen gidiyoruz, hadi bakalım. Pekala, Gels hiç görünmeyecek olursa bana telsizden bildir. İsterseniz telefonla da arayabilirim. İyi denemeydi. Neyse, boş ver. Merhaba. Kusura bakmayın gençler. Yeni tuvaleti denemekle meşguldüm. Şimdi hanginiz benimle ahıra gelip domuzları beslemek ister? Ben isterim. Beni seç. Ne oldu? Elini kirletmek isteyecek türden bir kıza benzemiyorsun. Öyle mi? Sen de hayatında kirli kız görmüş bir adama benzemiyorsun. Hayatım, burada çok dikkat etmen gerekiyor, tamam mı? Kifo bana zarar vermez ki. Kifo'ya merhaba de. Merhaba Kifo. Bu bir Cross River gorili mi? Evet, öyle. Amerika'da koruma altında kalan tek örnek. Üstelik sizin kızınızla konuşuyor. Evet. Kifo'yla Tia hemen hemen birlikte büyüdüler. Ben yaşıtı arkadaşlar bulmasını istiyordum ama bunun bir goril olmasını hiç beklemiyordum. Şunlara bakar mısınız? Ece, herhalde sen de benim başıma kalan çocuksun. Evet efendim. Ve primatlar hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Nasıl düşünürler, nasıl sosyalleşirler? Çok iyi. O zaman dışkılardan başlayalım. Çorapların güzelmiş. Hadi tatlım, Kifo'nun uyku saati geldi. Hoşça kal Kifo.
Hayvanat bahçemiz kendi kendine yetebilmekte. İnsan sayısının düşük tutulmasıyla hayvanlar esaret altında yaşamaya daha hızlı uyum sağlıyor. Ben de tezimde serbest hayvanat bahçelerinin diğerlerinden çok daha iyi olduğunu savunmuştum. Saymayı bilir misin? Evet, tabii. İşte bu harika. O halde bodruma inip benzin varilleriyle metan tüplerinin sayımını yapmanı rica ediyorum. Benzin ve metan. Anlaşıldı. Kravatını da çıkarabilirsin. Kravat iyiydi ya. Aslında stajyerlik sırasında tenekeleri saymaktan daha fazlasını yapmayı umuyordum. O zaman faturaları sayıncaya kadar bekle. Bu arada faks, kargo ve telefonlara bakma gibi işler de sende olacak. Ne oluyor buna? Yeni sistem neden düzgün çalışmıyor? Tamam, girebiliriz. Annen çalışırken sen de oyna tatlım. Kızınız hep burada mı kalıyor? En yakın kreş 50 kilometre uzakta olunca böyle çözüm buluyorsun. Taşranın ortasında yaşamakla hayvanların güvenliği için küçük bir fedakarlıkta bulunuyoruz. Üstelik burası benim de oyun odam sayılır. Esaret altındaki hayvanların üremeleriyle ilgili doktora tezimi şurada yazmıştım. Büyünce ben de akıllı biri olup teleskop kullanmayı öğreneceğim. Ona mikroskop deniyor tatlım. Demek bilim insanısınız. Hayvanat bahçesini nasıl yönetici oldunuz? Böylece koruma alanının doğru çalışmasını sağlıyorum. Acele etsen iyi olacak. Tamam, hoşça kal tatlım. Nasılsın bakalım? Ne istiyorsun Boris? Ne yapıyorsun? Çalışıyorum, uğraşma benimle. Çok mu meşgulsün? Hadi ama yapma şunu, atarım. Tayı korkutmayı bırak Boris. Hadi canım, tayı her şeyden ödü patlar. Özellikle de hayvanlarda. Yemin ederim o goril benimle çiftleşmeye nasıldı çalışıyor. Nasıldı peki? Gayet yumuşaktı. Burası da güvenlik merkezimiz. Baylar. Günaydın Doktor Rogers. Alan. Efendim? Boris, evet. Unutmadan dışarıda Johnny'ye rastladım. Doktor Gordon'un ofisine doğru gidiyordu. Her şey yolunda mı? Şimdi telsizle konuşup anlarız. Teşekkür ederim. Baksana Rex. Birkaç dakika sonra terasta bana katılır mısın? Senin için yeni bir kurbanım var. Yeni bir yardımcı almanın zamanı gelmişti zaten. İki güvenlik görevlisi ve bir köpek buraya yetmiyor. Ne dediğini duydun mu? Adam sana köpek dedi. Parçala şunu. Gerçekten özür dilerim. Seni çok beklettim. Önemi yok. Hala az sayıda personelle çalışıyoruz. Bu bir teleferik hattı mı? Öyle olacak. Buradan başlayıp hayvanat bahçesinin tamamını dolaşacak. Ailenin bazı fertleri işin eğlence kısmından pek hoşlanmıyor. Ama iyi bir gelir getirecekse bence denemeye değer. Bir numaralı kural. Güvenlik elemanları takım elbiseyle dolaşmaz. Anlıyorum. Ben de güvenlik elemanı olmak istersen bunu aklımda tutarım, tamam mı? Alemsiniz, bu Bay Rex. Rex, güvenlik biriminin başıdır. Ben de Gage. Leslie Hogan sen değil misin? Bunun için adımı çalması gerekir. Leslie benim. Hayat. Herkes bana Leslie der. Özür dilerim, ben bir an için önemli sizin... Önemli değil, bunu sürekli yaşıyorum. Varsayımlarını değiştirmeye de can atıyorum. Güvenlikten Rex'e, güvenlikten Rex'e. Klinikte ters giden bir şeyler olabilir. Alarm çalıştırılmış ama telsize yanıt veren kimse yok. Peki, anlaşıldı. Hemen gidiyoruz. Pekala çocuklar, anlatın neler oluyor. Kliniğin alarmı hala açık durumda. Johnny seni telsize cevap veriyor ne de cep telefonuna. O zaman kliniğin dahili hattını deneyin. Ben de Doktor Gordon'u arayayım. Bir bakar mısın Boris? Yardımcısı Robin'i arayıp neler olduğunu sorar mısın? Alan güvenlik elemanı sayısını arttırsaydık orada neler olduğunu kendimiz görebilirdik. Hayır, şimdi olmaz. Güvenlikten veterinerliğe cevap verin. Burası güvenlik merkezi. Orada kimse var mı? Doktor Gordon'un cep telefonu telesekretere bağlı. Robin'in telefonu. Durun biraz, belki eve gitmiştir. Doktor Gordon pazartesileri erken çıkar. O zaman alarmı kim çalıştırdı?
Tehlikeli bir hayvan kaçmış olabilir. Tabii, başka ne olacak? Ördekler kralı. Bakın, Doktor Gordon'ın kliniğinden tehlikeli bir hayvanın kaçma olasılığı çok düşük. Orada sadece küçük maymunlar ve lemurlar var. Arkadaşlar, birinci ekip yanıt vermeyince kurallara göre 5 kişilik bir güvenlik birimi oluşturulmalı. Bu züppe de kimin nesi? Benim stajyerim ve anladığım kadarıyla benzin varillerinin sayımından kaçmaya çalışıyor. Profesörümüz hayvanat bahçeleri hakkında her şeyi öğrenin derdi. Buna güvenlik de dahil. Tamam, sen kazandın. Ama döndüğümüzde personel dolabını sen temizleyeceksin. Biz gidince tek başına kalacaksın. Bu konuda rahat mısın? Burası hayvanat bahçesi, Jurassic Park değil. Anlaşılan daha önce de güvenlik hizmeti yapmışsın. Evet, en son bir ortaokulda güvenlik devriyesi olarak çalışıyordum. Bir park yaratırım diye düşündüm ama sonunda çocuk sahibi olmamaya yemin ettim. Çocuklar o kadar da kötü olamaz. Evet ama aileleri olabiliyor. Burayı o yüzden tercih ettim. Hiç olmazsa hayvanlar daha güvenilir ve evcil. Evcil mi? Buna boşuna mı vahşi yaşam deniyor? Şunu unutmayın. Biz burada hayvanları insanlardan koruyoruz. Bunun tersini yapmıyoruz. Anlaşıldı babacığım. Johnny durumu kontrol altına almış görünüyor. Johnny! Güvenlikten veterinerliğe. Duyuyor musunuz? Hey. Sadece şok çubukları. Patron, neler olduğunu bilmiyoruz. Yapılması gerekeni biliyoruz. Gidelim. Patronun silahı olmayacak. Bu bir silah değil, aksesuar. Kadınlar yüzük takar, ben de silah taşırım. Fakat bu kurallara aykırı. Silah içini rahatlatıyor mu, rahatlatmıyor mu? Başım derde girsin istemiyorum. Bunun için çok geç. Doktor Gordon. Kimse yok mu? Belki de kapıyı kilitlemeyi unuttular. Bu hiç profesyonelce değil. Boris, alarmı kapat. Anlaşıldı. Tamamdır. Evet. İşte şimdi hayvanat bahçesi nasıl çalışır göreceksiniz. İyi ama bakın, bütün bunlar hayvanat bahçesi yönetmeliklerine aykırı. Sertifikalı değilim. Bu çubuğu kullanma eğitimi bile almadım. Arkadaşlar, fiziksel yara alırsam sigorta eksperiniz başınızı çok ağrıtır. Yorum yok. Hemen arkama geç. Hemen doktoru oradan çıkartın. Dayan doktor, biz geldik. Elektronik kilit sıkışmış. Açın şu kapıyı. Şimdi itmeyi dene. Kapıyı itiyor musun sen? Tüm gücümle. Aç artık şu kapıyı Boris. Bunun bana faydası olmuyor. Üçten geriye. İki. Bir. Ya. Johnny! Barricade the doors. Why? Johnny? Robin ölmüş. Maymunlar nerede? Johnny,
bana yardım etmeye çalıştı. Yanlış yaptım. Ona izin vermemeliydim. Hepsi ölmüş. Hayvanlar neden hep dövüşmek zorunda? Çünkü iyi olmaktan sıkılıyorlar. Alın. Alın. Cevap ver. Ben hemen geliyorum. Doktor Gordon ölmüş. Ne? Burada herkes ölmüş. Ölmüş mü? Yani herkes mi? Herkesi güvenlik altına almalıyız. Hemen polisi arıyorum. Hayır, dur. Onlar gelene kadar bütün hayvanat bahçesini istila ederler. İnsanlar ölmüş diyorsun. Hemen polisi arayıp ölenlerin ailelerine haber veriyorum. O maymunların izini sürüp diğer hayvanlara bulaştırmadan onları zapt edeceğiz. Hayır. Siz hemen gözetleme kulesine gelmeye bakın. O maymunları yakalamadan olmaz. Aslında onlara artık maymun demek de doğru değil. Tamamen başka bir şeye dönüşmüşler. İzleme aygıtlarıyla onları kolayca bulabiliriz. Şu anda batıya gidiyorlar. Afrika ve Avustralya sergilerine doğru. Ben de peşlerinden gideceğim. Peki ya kuşhane ne olacak? Ne olmuş oluyor? Kuşhanede nesli tehlikede olan 37 kuş türü bulunuyor. Maymunlar o kuşlara virüs bulaştırır. Sonra da onları serbest bırakırlar. Maymunların kuşhaneye ulaşmalarına mutlaka engel olacağım. Gerekirse tuzak kurup onları öldürürüz. Rex, biz bu hayvanların koruyucuları olarak buradayız. Avcıları olarak değil. Bu kuralı şimdilik askıya alsak iyi olacak. Çok dikkatli olun. Ve elinizi çabuk tutun.
Sen iyi misin bari? Her şey yoluna girecek. Afrika sergisi buraya ne kadar mesafede? Yaklaşık 400 metre. Amber de oradaydı. Ben kullanırım. Yetkililerin gelmesini bekleyemez miyiz? Beklemeye gerek yok. Burada tek yetkili biziz. Dikkat dikkat. Bu bir tatbikat değildir. Tekrarlıyorum. Bu bir tatbikat değildir. Dikkat dikkat. Bu bir tatbikat değildir. Tekrarlıyorum. Bu bir tatbikat değildir. Hayvanat bahçesine tüm giriş çıkışlar personelimizin ve diğer hayvanlarımızın güvenliği açısından kapatılmıştır. Dikkat dikkat. Bu bir tatbikat değildir. Tekrarlıyorum. Bu bir tatbikat değildir. Hayvanat bahçesine bütün giriş çıkışlar personelimizin ve diğer hayvanlarımızın güvenliği açısından kapatılmıştır. Lütfen bir an önce güvenli ve kilitli bir tesiste kendinize bir sığınak bulun. Dikkat dikkat, bu bir tatbikat değildir. Dikkat dikkat, bu bir tatbikat değildir. Tekrarlıyorum, bu bir tatbikat değildir. Hayvanat bahçesine tüm giriş çıkışlar personelimizin güvenliği açısından... Pekala arkadaşlar, siz de duydunuz. Hep birlikte yem deposuna gidiyoruz. Sakın bir yaramazlık yapayım deme. Bundan hoşlanmadım. Hoşlanmadım. Ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsun öyle? Konuşma. Konuşma. O siren tehlikeli bir hayvanın kaçtığını gösterir. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Hadi gel, kapıları kilitleyeceğiz. Kapıları ne zaman açabileceğiz? Şu kaçak hayvanı tekrar zapt ettikleri zaman elbette. Pekala. Oradan hemen aşağı in. Kaçın! Hayır, çok geç. Bu tarafa doğru koşun. Standart uygulamalar umurumda bile değil. Hayır, o kadar uzun süre bekleyemeyiz. Çoktan ölmüş oluruz tabii, bütün hayvanlar da. Elbette, beni sonra arayın. Nasıl olsa bir yere gittiğim yok. Ah, canım kızım. Bebeğim, annen sana çalışırken onu dinlememen gerektiğini söylemedi mi? Hayvanlar bizim canımızı mı yakacak? Maymunlardan bazıları dışarı kaçmış. Kötü ve... maymunlar mı? Sadece hastalanmışlar. Ben hastalanınca kötü olmuyorum. Onlar neden oluyor? Bilmiyorum tatlım. Maymunların da bildiklerini hiç sanmıyorum. Kifo'ya zarar verecekler mi? Onu korumak zorundayım. Hayır, hayır, hayır tatlım. Kifo benden seni korumamı istedi. Sana öyle mi dedi? Evet, öyle dedi. Yalancı. Güzelim benim. Oyun odasına dönmek ister misin? Hadi gel. Thank you.
Yardım bulmamız gerek. Ses çıkarma. O maymunlar geri mi geldi? İyisin. İyisin. Şu anda bir aş evinde olabilirdim. Ya da sokakta serserilerle çöp falan toplayabilirdim ama hayır. Hangi aklı hizmetse bu iğrenç hayvanat bahçesinde çalışmak daha iyi olur geçti dedim. Burada ölüp gideceğim. Hayır, 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 hayır Amber. Hiçbir şey olmayacak. Buradan kurtulacaksın, merak etme. Annem beni öldürür sanmıştım ama... Artık bunun için endişe etmem gerekiyor. Biri bana yardıma gelebilir mi lütfen? Amber iyisin. Cevap ver Rex, neredesiniz? Afrika'dayız. Ölü sayısı artıyor. İnsanlardan da hayvanlardan da. Dışarıdan yardım almamız ne kadar sürecek? Polis hastalık kontrol merkezini beklemeden hayvanat bahçesine adım atmayacaklarını bildirdi. Yetkililer yolda ama buraya Atlanta'dan geliyorlar. Buraya gelmeleri en az 3 saat sürer. İyi ama o zamana kadar çok geç olabilir. 3 saate kadar bütün virüs hayvanat bahçesine yayılmış olur. Hayır. Chelsea kuşhanenin güvende olduğuna dair bana garanti verdi. Oraya hiçbir maymun giremeyecek. İş artık maymunlardan çıktı Ellen. Bu virüs bütün hayvanat bahçesine yayılıyor. Lizzie beyinlerini etkilediğini düşünüyor. Beyinlerini mi? Rex, lütfen. Hemen gözetleme kulesine gelin. Burada hastalık kontrol merkezinin gelmesini bekleyelim. Peki ama ya yolda başka hayvanlara rastlarsam? Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama... Vurup öldürün. Daha fazla insanın ölme riskini göze alamam. Yeterince hayat kaybettik zaten. Anlaşıldı. Rex, hayvanların hepsi dönüşmemiş. Bütün hayvanat bahçesini izinsiz av sahasına dönüştüremeyiz. Doğrudan hayvanlarla karşılaşmazsak mecburda kalmayız. Ben bu insanlara güvenemem. Bizi ancak onlar koruyabilir. Lütfen geç, sen de dışarı mı çıkacaksın? Hayvanların hepsinde izleme çipi bulunuyor. Şu 2 sarı noktayı görüyor musun? Bunlar zürafalar. Bunlar da ölü olanlar. Ya benimle gelirsin ya da kendim hayvanları giderim. Hayvanları takip etme işi kuşları da kapsıyor değil mi? Hayır, hepsini değil. Bu çok tehlikeli. Kuşhane kocaman bir yer. O virüsün bulaştığı tek bir kuş bile oradan kaçmayı başarırsa... Biliyorum, biliyorum. Bir şeyi bilmekle o konuda bir şeyler yapmak farklı şeydir. Hızlı koşarsa hayvanlar bizi yakalayamaz. Bunun intihardan farkı olmaz. Bunlar ne şansın daha mı fazla? Bana hiç öyle gelmiyor. Lanet olsun. Yardım edin. Rex, başına destek koy. Aman tanrım. Aman tanrım, onlardan birine mi dönüşüyorum hayır, yoksa? İnsanları etkileyip etkilemediğini bilmiyoruz. Peki etkiliyorsa? Ya ben de dönüşürsem? Sonra da size saldırıp birinizi öldürmeye çalışırsam ne olacak? Merak etme, biz seni daha önce öldürürüz, tamam? Kusura bakmayın ama burada ölmeye niyetim yok. Hayır!
Hayır, dur, geri gel. Ekipmanımız da birlikte gitti. Hayvanlara yardım etmek istiyorum. Hayatım, ben bile onlara nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Teleskopunu kullansın. Ama benim teleskobum yok ki. Mikroskobu mu kastediyorsun? Ben de öyle dedim zaten. Bölge güvenli. Balık asalağı teorisi. Nesli tükenmekte olan hayvanların evrim geçirme veya türlerine son verme konusunda tercih yaptıklarını iddia eder. Peki ama neydi? Anneciğim. Efendim. Tek şeker mi, iki mi? Aa, şekersiz. Çünkü benim tek şekerim sensin. Teşekkür ederim tatlım. Efendim. Ah, şükürler olsun. Evet, bütün personele hayvanlardan uzak durmalarını söyledim. İyi ama dışarıda korkmuş durumda insanlar var. Peki, hemen şimdi kontrol ediyorum. Pekala. Şimdi elimizde iki fener var. Ayrıca bir İsviçre çakısı ve 5 mermisi olan bir silah. Senin telsizin ne oldu? O da jipte kaldı. Kız arkadaşın alıp götürdü. O benim kız arkadaşım falan. Kimin kız arkadaşı olduğundan kime ne? Onun yüzünden aracımız da kalmadı. Elin'le iletişim kurma şansımız da. Hayır. Filler dost canlısıdır. Gördünüz mü? Söylemiştim. İyi güzel de virüs kapmadıklarını nereden biliyorsun? Fillerin tabiatta doğal düşmanları yoktur. Virüsün onlara bulaştığını hiç sanmıyorum. Bu virüs filleri hedef seçmiyorsa... Bizi de hedef seçmeyecektir. İyi öyleyse. Herkes birer tane seçsin. Daha önce hiç buradan kaçan bir hayvan olmamıştı. Şimdi de kaçmasını beklemiyorum. Peki hanımefendi, lütfen biraz sakin olun. Şimdi hayvanat bahçesinden çıkan personel oldu mu? Hayır, buradan ayrılan kimse yok. Herkesin içeride kalmasını istiyorum. Şu anda hiçbir riski göze alamayız. Zaten herkese kendi bölgesinde kalmasını söyledim. Hayır, beni yine beklemeye almayın. Hayır. Tango, burası Bravo takımı. İçeri giriyoruz. Anlaşıldı. Silahlar yüklü. Herkes birbirini kollasın. Aşağıda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tetikte olun. İşte orası. Sıra sizde. Dikkatli olun. Birbirinizden uzaklaşmayın. Yürü. Burada ne aradığımızı bilen var mı? Orada ne var öyle? Bir ses duyduğumu sandım. İçeri giriyoruz. Beni duyuyorsanız adamlarınızı hemen oradan çıkarın. Kulun eğiniz böyle. Onu öldüremiyoruz. Aman tanrım. Dikkat edin. Onu öldüremiyoruz. Bu ne böyle? Aman tanrım. Burada güvende miyiz? Güvende sayılırız. Yani ne kadar güvendeyiz? Hayvanlar buradan çıkmayı kafalarına koyarlarsa... durdurmak için kurşundan fazlası lazım. Ben muhabbet kuşlarını kontrol edeceğim.
Git bak bakalım. Rex. Cevap ver Rex. Neden gözetleme kulesine doğru gelmiyorsunuz? Neden bölgeyi terk ediyorsunuz? Rex, böyle bırakıp gidemezsin. Sana burada ihtiyacım var. Yardım edin. Yardım edin lütfen. Ne olur açın şu kapıyı. Amber? Buradayım. Ne olur yardım edin. Yardım edin bana. Amber. Diğerleri nerede? Dinle beni Amber. Hayır, sen beni dinle de şu anda kapıyı aç ve çıkar beni. Rex nerede Amber? Şimdi çoktan ölmüştür. Kapıyı açmazsan ben de burada ölüp gideceğim. Bunu asla yapamam Amber. Hayır, yapabilirsin. Duyuyor musun beni? Bana yardım edecek misin? Amber, sol tarafına bak. Bana yardım edecek misin? Orada ne görüyorsun? Lütfen aç şu kapıyı. Amber, oradan hemen uzaklaşmalısın. Kimse beni tekrar oraya gönderemez. Aç şu kapıyı diyorum sana. Amber, kaç oradan. Gerekirse duvarlara tırmanırım. Amber, yapma. Hayır! 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 Bir şey mi dedin Kifo? Biraz daha mı çay istiyorsun? Bence sen yeterince içtin. Ama bu mümkün değil. İçeride bir hayvan olsa ben mutlaka görürdüm. Hayatım, sen burada hiç... Tia? Ne dedin? Çay partisine Bay Koala'yı da mı davet edeceksin? İyi peki. Bay Koala. Gürültü yapmayın. Sorun değil. Yalnızca bölgelerini işaretliyorlar. Baksana Rex. Bu benim işteki ilk günüm ama zam istiyorum. Benim yerime geçebilirsin. Ben emekli oluyorum. Ne oluyor? Emin değilim. Kuşhanenin kubbesini delmek çok mu zor? Tek parça çelik kafesten yapılmıştır. Güvenlidir. Hayvanat bahçesi kadar mı? Elimizi çabuk tutalım. Hadi kızım. Yürü bakalım. Hadi.
Yok bir şey. Benim film de korkuyor. Yerde bir şey mi gördüler? Hayır, yerde değil. Ağaçlarda görmüşler. Bir şeyiniz yok ya. Yok, sağ olun. Onları neyle ateş ettiniz öyle? Bağımsızlık günü havai fişek gösterisinden kalan fişeklerle. Bize verebileceğiniz yedek tabancanız çabuk, var mı? Çabuk, hayvanlar yavaş görmeden onu içeri alalım. Hey, yavaşça dikkat et, kaldıralım. Dikkat et. Hep birlikte kaldıralım. Tamam, sakin olun. Tencere kenarındaki masaya yatırın. Tamam. İyileşeceksin ortam. Bacağına dikkat. Hey Ece, kapıyı kapat. Ne yapıyorsun? Hayvanlara davetiye mi çıkarıyorsun? Çıkarmıyorum tabii. Arkadaşlar, bence bu yaralar enfeksiyon kapıyor. Benimle gel. Arkada biraz merhem ve antibiyotik olacaktı. Şükürler olsun. İyileşeceksin. Biraz sık dişini, tamam mı? Biraz daha sürelim. Sence ben de o canavarlara dönüşür müyüm? Tamam, iyileşeceksin. Tamam, bu sana iyi gelir. Sık dişini Rex. Bu biraz canını yakabilir. Affedersin. İsterseniz önümüzdeki 10 yıl boyunca bizi karantinada tutun. Yeter ki bizi hemen buradan çıkarın. Daha ne kadar beklememiz gerekiyor? Hayır, 2 saat mi? Hayır, lütfen. Dur bakayım, dur. Sen ne yapıyorsun anne? Bu hayvanları neyin değiştirdiğini ve onu nasıl durduracağımızı anlamaya çalışıyorum. Onları durduramayız anne. İstediklerini almadan olmaz. Ne istiyorlarmış peki? Orası açık değil mi? Bizden kurtulmak istiyorlar. İyi olduğunuz emin misin? Kuşlar da iyi mi? Biz iyiyiz. Yanımdaki oğlana bakıcılık yapıyorum. Neyse ki burada sadece sıçanlar var. Elimizdeki kuşlar ve yemlerle bu iş ne kadar uzar düşün. Burada herkes sizin için büyük endişe duyuyor. Ben sana goril bakımını öğretiyor muyum? Hayır. Ben kuşhaneye bakmaktan aciz olduğunu ima etmeye çalışmıyordum hayatım. Dex. Zaten kilit altındayız. Bir yere gittiğimiz yok. Kuşlarım da gitmiyor. Ben işimin başındayım. Chelsea herkese selam söyledi. Kuşlar da gayet iyiymiş. Bundan başka ulaşım aracımız yok mu? Son tren seferini kıl payı kaçırdığınızı söylersem yanlış olmaz. Teleferik hattına ne dersiniz? Alan'ın ofisinde görmüştüm. Gözetleme kulesinden başlıyor. Kanga sahasına kadar uzanıyor. Buraya da fazla uzak sayılmaz. Hayır, olmaz. Teleferik hattı henüz açılmadı. Onu kullanamayız. Üzerinde yeterli güvenlik donanımı bile yok. Bunu unutun. Hayır. Başka seçeneğimiz var mı? Var. Beklemek. O canavarların bizi yemesini mi? Senin daha iyi bir fikrin mi var Züppe? Dikkat et, keskindir. Onu bambu kesmek için kullanıyoruz. En azından bununla kendimizi koruruz. Hayvanlara bağırmaktan iyidir değil mi? O kuşhaneye ulaşmak zorundayız.
Senin o kırık bacağınla imkansız. O kuşlara bulaşmasına izin veremeyiz. Chelsea ne kadar inatçı olsa da muhtemel bir salgını asla önleyemez. Oraya gitmeliyiz. Ben giderim. Tek başına mı? Niye gitmeyeyim? Durun, durun arkadaşlar. Biz bir arada kalmak zorundayız. Unutmayın ki burada güvendeyiz. Bol miktarda yiyeceğimiz, bir o kadar suyumuz var. Üstelik daha da önemlisi kapımız... Bakın, hayvanlar etrafımızı çevirmeye başlıyor. Hay aksi, ona bakmam gerekiyor. Bence bu iyi bir fikir değil. Kusura bakma stajyer, burası benim bölgem. Neyin iyi olduğuna da kendim karar veririm. Daxton doğru söylüyor, sakın gitme. Anlamıyorsun değil mi? Hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Kifo bir gorilin çok ötesinde bir canlı. Bu gezegende hayatta kalmayı başarmış türünün tek örneği bir hayvandır. Bu olup bitenlere seyirci kalacak Daxton! Değilim. Daxton! Kifo? Kifo? Merhaba dostum. Neyin var senin ha? Hasta mı oldun? Olamaz. Kifo da dönüşmüş. Yavaş, sakin. Hayır, dur. Hey! Hadi, çabuk yürüyün! Lütfen Kifo! Hayır, hayır, hayır! Yapma! Rex! Bana bir söz vermeni istiyorum Lizzie. Hiçbir kuşun veya hayvanın parktan çıkmasına izin vermeyeceksin. Ama ben... İzin verme. Ben... Söz ver bana. Söz veriyorum. Sen de bizimle geliyorsun. Bu halimle size ayak uyduramam. O zaman burada kal. Senin için geri geliriz. Lütfen yapma bunu. Ben görevimi biliyorum. Sen de buradan çıkıp kendi görevini öğren. Hayır. İyi olacaksınız. Tamam mı? Çevirdiler. Çabuk yürüyün. Evet, hadi yürüyün. Hadi. Buradan nasıl çıkacağız? Şu kayaların tepesinden. Hadi gidelim. Thank you.
Taksi, çabuk! Hadi Kurban! Hadi AJ! Hadi koş! Acele edin! Durun çocuklar, yardım edin! Tamamdır, gidelim. Hadi gelin bu taraftan. Bu bölge temiz mi? Civarda hayvan görmüyorum. Öte yandan saklanıyor da olabilirler. Şu ana kadar stajyerlik nasıl gitti çocuklar? Sen üniversite mezunu musun? Ben liseyi bile bitiremedim. Onu kendine niye yapıyorsun? Neden hayatını daha da zor hale getiriyorsun? Benim tek istediğim rahat bırakılmaktı. Güvenlik işini ondan seçtim. Benim geldiğimi görenler genellikle başka yöne gider. Bu da bana uyar. Kimsenin sevgisine ihtiyacım yok. Ama ben seni sevdim. Hayır, sevmedin. Evet, haklısın. Sevmedim. Bakın, yardımınız gerekiyor. Rex benden söz aldı. Hiçbir hayvanın kaçmasına izin vermeyeceğim. Özellikle de kuşların. Onları öldürmemiz gerekecek. Onlar yalnızca kuş. Yine de virüs kapabilirler. Onları salmak için daha iyi sebep mi olur? Virüs kapmış kuşların diğer hayvanları dönüştürmesine kim engel olacak? Bu mantıkla gezegendeki bütün canlıları öldürmemiz gerekiyor. O kuşlar buradan kaçarsa bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Şşş! Dinleyin. Duyuyor musunuz? Polis mi geliyor? Bu Amber. Gidelim. Gidelim. Amber! 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 Amber, stop! Amber, stop! 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 Oh, my God. Oh, Amber. Oh, my God. I want to go home to my mom. Oh. You're going to be okay. So no, you're going to be okay. She may have left us behind, but at least she had the decency to come back. We need to get her body out of the car. We can give her a proper burial later. Grab her feet. Güvenlikten Elena, duyuyor musun? Lizzie, neredesiniz siz? Bekle de telefonumu alayım. Hadi gel tatlım. Goril bölgesi yakınlarındayız. İşler iyice zıvanadan çıktı. Sen bir de bizim burada neler yaşadığımızı bilsen. Rex ne yapıyor? Kusura bakmayalım. Rex başaramadı. Lizzie. Bütün stajyerleri toplayıp hayvanat bahçesini terk etmeni istiyorum. Kapıya ulaşınca beni arayın, kilidi açacağım. Hastalık kontrol merkezi ne olacak? Umurumda değil. Onları daha fazla bekleyemem. İsterlerse dışarıda beni tutuklasınlar. Tek düşüncem buradan canlı çıkabilmek. Şimdi kuşhaneye gidip Chelsea ile Ricky'yi de alacağım. Dur biraz Lizzie.
Neredeyiz demiştin sen? Goril bölgesi yakınlarında. Burası güvenli. Hayır, artık burada güvenli yer kalmadı. Şimdi o cipe atlayın ve kaçın hemen. Alan, neler oluyor? Aslanlar. Alan? Etrafınızı çeviriyorlar. Kaçın oradan. Çocuklar. Elinizi çabuk tutun. Bir sorunumuz var. Ben kullanırım. Olamaz. Geç, şunu sen al. Ben pek iyi nişancı sayılmam. Bir an önce alışmaya bak. Yürüyün. Buradan çıkmanın bir yolunu buldum. Alan, biz burada iyi durumdayız. Kuşhanenin ne kadar sağlam olduğunu biliyorsun. Bu kuşları öylece doğaya salıp türlerinin devamını tehlikeye atamam. O kuşlar virüs kapmış bir şekilde bu hayvanat bahçesinden kaçarsa bütün insanlığın geleceği tehlikeye girecek. Tia'ya saldıran bir koalanın beyin hücrelerini analiz ettim. Beyin zarında daha önce hiç rastlamadığım türden bir enzim bulguladım Chelsea. Bu numuneleri hastalık kontrol merkezine gönderiyorum. Dinle Chelsea. O kuşları mutlaka salmak zorundasın. Ben sizi almaya gelinceye kadar da hiçbir yere ayrılmayayım. Bir şey mi oldu? Kuşlar. Alan bütün kuşları salmamı istiyor. Bunu nasıl yapacağız? Çatıyı otomatik açabilirim. Temizlik için açıyoruz ama çok da verimli çalışmıyor. Bunun için yardım gerekecek mi? Yavaş olsana. Kapa çeneni. Sen kapa çeneni. İlk önce bu kapağını salabilir miyim lütfen? Salın. Gel, onu şu tarafa bırak. Arkadaşlar, bekleyin. AJ, acele et. Geç olmadan kuşhaneye ulaşmak zorundayız. Oraya vaktinde ulaşamayacağız. Hayır, ulaşacağız. Hayır, ulaşamayacağız. AJ, sakin ol biraz. Hayır, virüs kapan kuşlar bu hayvanat bahçesinden kaçıp dışarıda herkesi öldürecekler. Şşşt, dinle. Nedir bu böyle? Çok büyük bir şey. Saklanın. Yolumuza devam edelim. Neden böyle davranıyorlar? Bilmiyorum. Sanki bir şeylerden kaçmaya çalışıyorlar. Biliyordum. Teleferik hattı yazın Hawaii'de kullandığım modelin aynı. Fakat Rex daha tamamlanmadı demişti. Bitmiş sayılır. Tutma kancaları yerlerine takılmış. Vücuda bağlanan kemerler nerede? Yapmamız gereken tek şey sıkıca tutunmak. Aman Allah'ım, çok yüksek. Dur, sorun değil. Haznesi dümdüz. Hızımızı aldık mı bizi karşıya kadar götürür. Karşıya ulaşana dek aşağı bakma yeter. Yürüsek olmaz mı? Hayır. Ya hemen buradan ayrılırız ya da kalıp onlara yem oluruz. Gidiyoruz. Bana
Lizzie! Tutunun! İyi misin? Hadi kalk. Burada kal, hiçbir yere gitme. Çabuk! Hemen içeri girin! Gelsenize! Hadi gidelim. Yürüyün! Acele et, içeri girmeliyiz. Birlikte Bodrum'a iniyoruz. Bir ihtimal garajdan çıkabiliriz. Ya Bodrum'a kadar gelmişlerse? Onlar bizi öldürmeden biz onları öldürürüz. Simon'a istediğin benzin varilleri vardı ya. Onları saymamı istemeyeceksin değil mi? Hayır. Onları silah gibi kullanacağız. Tamam. Çabuk, fazla vaktimiz yok. Malzeme odasına gitmemiz gerekiyor. Hadi. Taşıyabildiğimiz kadarını alacağız. Pekala, kuşları saldıktan sonra benzin bidonlarını kullanacağız. Kuşhaneyi ateşe mi vereceksin? Başka bir şansım var mı? Ya onlar yaşayacak ya biz? Büyük babam hayal kırıklığına uğrardı. Hayır, uğramazdı. Sen doğru olanı yapıyorsun. Bizi yaşatmaya çalışıyorsun. Bakın. Alan'dan kuşhaneye. Orada sesimi duyan var mı? Bu işte bir tuhaflık var. Belki de bütün kuşları salıp gitmişlerdir. Gage, sen Tia'nın yanında kal. Hayır anne! Hayatım, içeri girip kuşlara bakan teyze iyi mi diye bakmam gerekiyor. Hayır, gerekmez. Biz bakarız. Bir terslik olursa kuşhaneyi ateşe vermekten hiç çekinme. Siz içeride olsanız bile mi? Bekleyin. Kapı kilitli olabilir. Çok dikkatli olun. Bir terslik olursa kuşhaneyi yakacağına söz ver. İçeride kimse yok mu? Yardım edin. Ricky'nin sesiydi. Yürü. Ricky! Ricky! Neredesin Ricky? Kuşlar nereye gitmiş? İmdat! İmdat! Ses bu taraftan geldi. Kendilerine kaçış yolu bulmaya çalışıyorlar. Ne olursa olsun, araçtan dışarı çıkma. Gage.
kime yuva yapıyor? Buradan gitsek iyi olacak. Geç! Çok özür dilerim büyük babam. Denedim. Elimden geleni yaptım. Hepsi birden nereye gitti? Duman. Alan buraya ateşe verdi. Atlayın. Burada işimiz henüz bitmedi. Alevler onlara vaktinde ulaşamayacak. Kamyoneti kuşhanenin yakınına getir. Ne? Sen dediğimi yap lütfen. Güven bana. Ne yapıyorsun sen? Sözümü tutuyorum. Görünmüyor. Gidelim. Koşun. Kapıya doğru. Neredeyse ulaştık. Neredeyse geldik. Koşun. Koşun. Tamam. Durun, tırmanabiliriz.
Her seferinde bir kişi çıkabilir. Gel, hadi kapıya çıkmalarına yardım et. Lizzy! Gidin buradan. Lizzy! Hadi tırman, hadi. Hayır. Dur Kifo, yapma. Büyük babam bu hayali gerçekleştireceğime güvenmişti. Ama ben mahvettim. Hayatım boyunca tek istediğim tehlikedeki hayvanları kurtarmaktı. Bunu zaten başardın anne. Başardım. Bizim hayatımızı kurtardın. O yüzden de büyük baban seninle gurur duyardı. Ben de öyle umarım. Thank you.
is of no consequence. We're long overdue for some genuine clues. They silenced me with their dark human dreams, but I urge you, yeah, I urge you.